quantum efekt nedir? İnsan sağlığındaki yeri ve önemi bize biraz bundan bahseder misiniz? Evet, tabii ki. Kuantum efekt nedir? Şimdi Güneydoğu Asya'da çok yaygın kolyeler ürettiler. Japonya, Kore, Çin vesaire. Turmalin getirmiştim daha önceki programda. Bir mineral, bir maden. Bunu saflaştırıyorlar. Yüksek basınçta sıkıştırıyorlar. Ve çok yoğun oranda nötron, yani bir atomun çekirdeği nötron ve protonlardan oluşur. Nötron ve protonun toplam ağırlığı atomun ağırlığını verir. Nötron ve proton. Yüksek oranda, mesela diyelim ki bir atomun çekirdeği 20 proton, 20 nötrondan meydana geliyorsa ağırlığı da 40'tır. Şimdi buradan harici olarak yüksek oranda nötron bombardımanını tutuyorlar. Yani nötron yüklüyorlar. Böylece bu turmalin minerali, diyelim ki 50 ila 100 negatif iyon yayıyorsa, özel bir işlemden geçtikten sonra 9000 ila 10000 negatif iyon yayıyor. Ne işe yarıyor negatif iyon? İnsan bünyesindeki enerjiyi artırıyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu şuna benzer. İnsanlar mesela hafta sonu deniz kenarına gidiyor. Göl kenarına gidiyor. Dağa gidiyor. Ormana gidiyor. Niçin? Çünkü deniz kenarında, dağda, ormanda, göl kenarında, burada çok yoğun bir negatif iyon var. Negatif iyon olan yerde insan vücudundaki negatif enerji gidiyor, yerine pozitif enerji dönüşüyor bu. Negatif iyon pozitif enerji, pozitif iyon negatif enerji demek. Birbirinin zıttı. Geçen hafta burada konuşmuştuk, mesela söylemiştim, suyun ORP'si demiştim. İçme suları, paketlenmiş sular ölçülmüş hep. İçme suları ve paketlenmiş suların ORP'si ölçülmüş. Artı 200 ile artı 400 milivolt. Yani pozitif iyon yayıyor. Pozitif iyon ne yapar? Kişinin enerjisini tüketir. Oysa içme suyunun en az eksi 100 ile 400 milivolt olması lazım ORP'sinin. Bu da nerede bulunur? Dağlardan şırıl şırıl akan sulardan, çeşme sularından, pınarlardan, kirlenmemiş, sanayi artıkları katışmamış sularda olur. Aynı şekilde havanın da bir ORP'si var yani. Havanın bunu neyle ölçülür? İşte bununla ilgili biz bir özel bir iyon testir makinesi getirdik. Şimdi bu çalıştırdığımızda Japonya, Kore, Çin vesaire birçok ülke bu turmalinden çok özel bir kolye üretiyorlar. Bu kolyenin yaymış olduğu negatif iyon, şimdi burada ölçeceğiz ne kadar. Bu özel, sadece bunu ölçmek için üretilmiş iyon testidir. Şimdi şuraya koyuyoruz. Bu noktadan ne kadar iyon yaydığını göreceğiz. Şöyle bastığımızda şimdi ölçüyor. Ne kadar iyon yayıyor bu turmalinin? 9669 negatif iyon. Oysa turmalin sadece 50 ila 100 negatif iyon yayar. Ne kadar, kaç kat oluyor? 9669 iyon yayıyor. En kalitelisi bu Japonların üretmiş olduğu kuantum efekt dedikleri ürün. Çok çok mükemmel. Böylece insan vücudu, biz insanlar yanlış beslenmelerden, kimyasal ilaç kullanmaktan vesaire vesaire, abur cubur yiyeceklerin hepsi kimyasal madde içeriyor. Bunlar da insan vücudunda, kanda, hücreler arasında serbest radikaller oluşuyor. Hidroksitler, peroksitler vesaire vesaire. Bunlar her saniye hücrelere saldırıyor.
hücrelerin elektron yapısını, dokusunu bozuyor. Hücrelere tahribata sebep oluyor. İşte bu negatif iyon saldırıya uğrayan hücreleri, serbest radikalleri yok ederek koruyor. Koruyucu özelliğe sahip. Normal olarak 50 ila 100 negatif iyon yayan turmalinden ferro denen bir işte bu manyetik şey, kuantum efekt denilen ürün ürettiler. Yani bunun üretilmesi çok çok zor bir işlem. Nanoteknoloji gerekiyor. Çünkü atomun çekirdeğindeki nötron sayısını artırmanız gerekiyor. Yani bir izotop oluşturuyorsunuz. İzotop. İzotop derken yani mesela atom bombası, işte uranyum patlayınca ne oluyor? İkiye bölünücü, parçalanıcı ne oluyor? Sezyum ve iyot iyonları meydana geliyor. Bu radyoaktiftir. Işın yayıyor, tehlikeli. Bu nedenle insanlar mesela atom bombası patlayınca büyük tahribat veriyor. Ölümlere sebep oluyor vesaire vesaire. Fakat buradaki olay farklı. Bu elektrik yayıyor. Yani atomun parçalanması ortaya çıkan ışın, ışın yayılımı, efekt yani yayılma demek. Burada ise kuantum efekt, hücre içerisinde, yani kuantum şudur. Atomun altyapıları var. Nötronlar, protonlar, kuarklar vesaire vesaire. İşte bu bazıları ışık diyor, bazıları dalga boyutu diyor. Her iki anlama da geliyor kuantum vesaire. Bu ne yapıyor? Kişiye enerji veriyor. İnsanlar günümüzde hiçbir şey yapmasa bile büyük şehirlerde yaşayan insanlar arabaların yaymış olduğu egzozundaki toksik maddeler, fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar, çevre gürültüsü vesaire vesaire her şey insana, bitkiye, hayvana, doğaya zarar veriyor. İşte böylece insan kendini korumak için bunu taktığında ne olur? Vücudun biriken pozitif iyonları atar. Su içiyoruz. Mesela firmanın ismini vermeyeyim. Şöyle paketlenmiş su aldık. Reklam ol. O kötü o reklam olmasın. Mecbur içiyoruz paketlenmiş su. Ama paketlenmiş su pozitif iyon. ORP'si düşük, kötü yani. Artı olursa kötü. Mecbur içiyoruz. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. İster istemez yemiş olduğumuz gıdalar, tüketmiş olduğumuz su, her şey, almış olduğumuz hava vücudumuzda pozitif iyonları artırıyor. Pozitif iyon enerjimize zarar veriyor. Serbest radikalleri tetikliyor. Biz bunu bununla kuantum efekt kolyesiyle ne yapıyoruz? Dengeliyoruz. Böylece kişinin enerji seviyesi yavaş yavaş yükseliyor ve üzerindeki stres artmış oluyor. Gerilimi atıyor, rahatlıyor. Konuya daha da konsantre olabilir işini yaparken. İnsanlar geriliyor. Birçok şey insanın beyninde serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat gibi hormonların salgılamasını önlüyor. Beyin normal olarak bilgisayar gibi çalışıyor. Saniyede milyonlarca mail atıyor. Yani nörotransmitte kodlu mesaj gönderiyor. Diyor ki beyin işte sen şu hücrelere böyle kodlu mesajlar gidiyor. Beyin saniyede milyonlarca nörotransmitte gönderiyor. Kodlu mesaj. Şunu yap, bunu yap, onu yap vesaire vesaire. Saniyede milyonlarca. Normal bu hiçbir problem değil beyin için. Fakat kişi yanlış besleniyorsa abur cubur, özellikle fast food tarzı, gıdasını alamıyor, vitaminler alamıyor vesaire vesaire. Ve kötü bir ortamda yaşıyorsa, mesela hava kirliliği, çevre kirliliği vesaire vesaire, ne yapıyor? Beynin fonksiyonlarına zarar veriyor. İşte bu durumlarda kuantum efekt isimli bu madalyayı kullandığında bünyemizi zararlı olan şeylerden korumuş oluyoruz. Evet. Anladım hocam. Boyun fıtığının bitkisel tedavisi mümkün mü? Efendim? Boyun fıtığının bitkisel tedavisi evet. Mümkün mü? Hala ben buraya da aldım kaldım. Ben bitti diye değiştiriyorum. Evet.
kendimi hemen bunu getirdik Çin, Japonya'dan hemen kendime taktım. Kullanıyorum. Evet. Boyun fıtığı, bel fıtığı vesaire için şu gördüğünüz bitki söğüt. Çok mübarek bir bitki. Neden mübarek? Her bitki mübarek de bunun özelliği var. Şimdi bulun şu dalının kabuğunun birleşiminde salisilik asit var. Aspirin neden yapılır? Salisilik asit. Salisilatlar. İlk aspirin bundan 114 yıl önce yapıldığında söğütün kabuğunun destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından yaptılar. Ha, faydalıydı. Fakat baktılar ki piyasada o çok güzel, çok iyi, iyi para kazanıyoruz. Ama bu kadar söğütü nerede bulacaksın? Kabuğundan ekstrakt çıkartacaksın, zahmetli iş. Ne yapalım? Sentetik yapalım. Petrolden yaptılar. Petrolden yapılınca ne oldu? Vücut kabul etmedi. Doğal değil. Bozdu. Bu nedenle mide kanaması, böbrek kanaması, böbrekte rahatsızlık, karaciğerde, beyinde aspirin birçok rahatsızlığı tetikledi. Bu nedenle yan etkileri, birçok yan etkisi ortaya çıktı. Bir gün bir beyefendi tanıdım. Adamcağız işe gelmiş, böyle sararmış, solmuş. Kendinden geçmiş. Dedim hayrola ne oldu? Senin dedim rengin sararmış, solmuş. Ağa gitmiş, vahı kalmış. Öyle bir günde adamın şekli değişmiş. Ya başım ağrıyordu, akşam iki aspirin içtim. Dedim ki belki mide kanaması geçiriyorum, haberin yok. Bu kadar sarardığına göre dedim. Hemen sen acile git. Yok ya sen git git dedim. Dedi ki akşam dedi aspirin aldım, çok kötüleştim dedi. Hala da iyileşemedim. Demir hapı alıyordum, ondan zannediyordum dedi. Defacete koyu geliyor, farkına varmıyor. Hemen acile gitti. Doktorlar hemen müdahale etmiş. Mide kanaması geçiriyormuş. 15 dakika daha geç gitse ölecekmiş. Dedi ki yaşıyorsam önce Allah'ın sonra seni sayındı. Niye dedi? Sen söylemesin ölecekmişim dedi. Mide kanaması geçiriyor, farkına varmıyor. Demir hapı aldığından dolayı defacetinin koyu geldiğini ondan, demir hapından dolayı defacetinin koyu geldiğini zannediyormuş. Şimdi bunun birleşiminde saligenin denen madde kana karışır. Bunun çözülüp de kana karışıp da aside dönmesi, birleşimdeki etken maddenin aside dönmesi 4 ila 24 saat zaman alır. Yavaş yavaş. Saligenin nedir? Postadan gelen, kargodan gelen bir paket, kapalı kutu. Bu kana karıştıktan sonra yavaş yavaş açılır, çözülür. İltihabik olan rahatsızları ortadan kaldırır. Bununla ilgili birçok araştırma yapılmış. Başta Haifa Üniversitesi'nde, İsrail'de sinirsel rahatsızlara karşı etkili olduğu ispat edilmiş. Efendim, Frankfurt'ta, Almanya'da nevralcik sinirsel ağrılara karşı etkisi ispat edilmiş. Klinik araştırması yapılmış. Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'nde yine bununla ilgili romatizma ağrıları olan hastalar üzerinde denenmiş. Etkisi ispatlanmış. Birçok klinik araştırması var. Hiçbir yan etkisi yok. Biz de bu tür rahatsızlığı olan mesela hastalara verdik. Bunlardan biri de bizim doktor Süleyman Bey'in annesi, kalça kemiği o kadar erimiş ki, femur başı kalça kemiğinin üst kısmı, kalçaya böyle giren kısmı femur başı denir. Yani kemik kırıldı, kırılacak, kalsiyum oranı çok azalmış. Doktorlar demiş ki ameliyat ederiz ama tansiyonu var, kolesterolü var, bronşiti var, bir sürü hastalığı var. Bu kadın bu ameliyata dayanamaz, masada kalır. Yani ölebilir. Onun için önce şu diğer hastalıklardan kurtulsun, ondan sonra protez takacaklar. Önce birini, sonra diğer protez takacak, değiştirecekler. Ama hastalığı çok olduğu için, yaşlı da, yani bir taraftan çarşıya, pazara gidemiyor, bir kemiği kırılır da bir şey olur diye korkuyorlar. Mutfakta da kırılabilir. O kadar kemik erimiş. Diğer taraftan ameliyat olsa ameliyat başında şeyde masasına kalır, ölecek diye korkuyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bana geldi beyefendi, dedim ki deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Çünkü klinik araştırması var. Birçok insan üzerinde denemiş, etkisi ispatlanmış. Bunun birleşiminde at kuyruğu otu var, ısırgan otu var, şeytan pençesi kökü var vesaire vesaire. Çok özel bir formül.
Peki deneyelim. Denedi. 6 hafta içerisinde kemikteki kalsiyum oranı %38 yükselmiş. Doktorlar demiş ki mükemmel, ameliyata gerek kalmadı. Ameliyatsız sorunu çözdük hamdolsun. Tabii hemen o 6 hafta iyileştim diye bırakmadı. 6 ay kullandı teyze ve hiçbir rahatsızlığı kalmadı. Evet, her türlü bu sadece kemik erimesi, yani menopoz nedeniyle ortaya çıkan hormon anormalliği nedeniyle östrojen hormonu azalır. Estradiol azalırsa ne olur? Kemik erir yavaş yavaş. Yani sadece menopozdan dolayı kaynaklanan kemik erimesine değil, omurlar arasında disk var. Diskin kalınlığı 4 ila 6 milim. Bir kişi sabah kalktığında boyu 1.70'se, şöyle dik duruyor ya, o sünger gibi sıvıyı emiyor, kişinin boyu 1.70. Akşama kadar çalışıyor, akşam eve vardığında boyu kaçtır bilir misiniz? 2 santim kısalmıştır, 1.68, 1 metre 68'e düşer, 160 santime düşer, 2 santim kısalır. Neden? Çünkü omurlar arasında 24 tane disk var. Bu disklerde birer milim azalma olsa, sıvı nedeni azaldıkça bu milim sünger gibi, içindeki sıvı azaldıkça şöyle baskılaşır. Daha da incelir. Mesela 5 milimse kalınlığı 4 milime düşer. Böylece bir kişinin boyu 2 santim kısalır. Sabah farklıdır, akşam farklıdır. Her insanın boyu farklıdır. Sabah akşam değişir. Ve bu omurlar arasındaki disk arabanın armatürü gibi korur. Herhangi bir risk anında omuriliğin kırılmasını önler. Omurlar arasında disk olmasa ne olurdu? Kişi mesela 1 metreden atlasa kemik kırılır, felç oldu, gitti, bitti. Hayatı kayar. İşte omurlar arasında disk ne yapıyor? Basıncı alıyor. Kemiğin yıpranmasını önlüyor. O sıvı da diski koruyor. Yani çok güzel, mükemmel bir yapıya sahip insan. Bazı insanlar dikkat etmiyor. Ağır yükler taşıyorlar, kaldırıyorlar. Diskin ortası biraz yumuşak, jelibon gibi. Ne oluyor? Oradan basınç nedeniyle bir kısmı dışarı fırlıyor. Diskin dışarısında böyle bir prolaps denen, yani bir sıvı kısım taşıyor. Bu daha sonra sertleşiyor, kemik gibi oluyor. Omuriliğin içerisinden geçen sinir demetini sıkıştırıyor. Ne oluyor? Bu sefer kişi yürürken bacaklarında ağrı, sızı hissetmeye başlıyor. Eğilip bükülürken zorlanıyor vesaire vesaire. Ameliyata kadar gidiyor. Tabii bunun ameliyatı, bel fıtığından dolayı ameliyat veya boyun fıtığından dolayı ameliyat olmak biraz da riskli. Neden? Oradaki sinirle çok yakın bu problem olan kısım. Allah korusun, eğer ki doğru müdahale edilemezse felç olabilir, sinire dokunursa. Riskli bir durum. İşte bu söğütün kabuğundaki etken madde tekrar prolapsı önlüyor. Boyun fıtığını, bel fıtığını önlüyor. Ve dizde mesela diz bacakla ayak arasında eklemlerin üzerinde eklemlerin üzerinde kıkırdak eklem sıvısı salgılar. Kıkırdaklar arasında da bir çok ince bir tabaka var, kese var. İçerisi eklem sıvısı dolu. Bu eklem sıvısı dolu olan incecik bir zar gibi, içerisi eklem sıvısı dolu, bu kıkırdakların birbirine sürtünmesini önler. Eğer bu sıvı olmasa kişi mesela yürüyemez. Çünkü kemikler birbirini aşındırır, kırar, ezilir. Bazı insanlarda sıvı azalıyor. Yürürken kıkırdaklar birbiriyle sürtünüyor. Ne oluyor? Kemik faresi denen bir olay ortaya çıkıyor. Kemik kırılırsa ne olur? O sinire, dokuya zarar veriyor vesaire vesaire. Menisküs ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Bir sürü problem ortaya çıkıyor. İşte bu tür rahatsızlarda bu söğütün kabuğunun birleşimindeki saligenin türevleri, salisilik asit türevleri eklem sıvısını artırıyor. Kıkırdakların tekrar kaliteli eklem sıvısı salgılamasını sağlıyor. Ameliyata gerek kalmadan kişiyi iyileştiriyor. Tabii çok geç kalınmışsa yapacak bir şey yok. O zaman ameliyat olmak gerekir. Ne kadar erken kişi bunu kullanırsa problemi daha kolay aşar. Anladım hocam. Peki astım tedavisi için neler önerirsiniz? Evet, astım için de çok güzel bir bitki var. Afrika sardunyası. Şimdi Afrika sardunyası da benim çok özel bir hikayem var.
Almanya'nın Dresden şehrine gittim. Dresden Üniversitesi'nin botanik bahçesinde. Ben oraya gitmeden önce aradım, dedim ki ben Pelargonium ziloides, Pelargonium reniforme var mı orada bahçenizde? Var. Fotoğraf çekmeye geleceğim. Gelebilirim, gel. Gittim oraya. Beni görünce şaşırdılar. Şaka yapıyor zannettiler, dedim. Niye? Sen fotoğraf çekmek için ta oradan buraya geldin uçakla. Dedim ben yaparım. Ben bunu hastasıyım. Ben bitki oldu mu dünyanın öbür ucuna da giderim. Botanik bahçeyi gezdim. Fotoğraflar çektim. Geri dönerken bana bir saksı Pelargonium hediye ettiler. Dediler ki madem geldin buraya kadar sana bir Pelargonium hediye ediyoruz. Havalanda polis çevirdi, dedi ki bu ne? Çiçek. Dedi ki saksının içine bakacağız. Niye? Esra eroin olabilir. Dedim siz kafayı mı yediniz? Dedim saksının içine bakacak. Dediler ki böyle yapanlar çok oluyor. Kusura bakma, bakacağız. Bakın dedim. Dediler ki bu tür film işler çeviriyorlar. Çevirebilirler dedim. Benim işim bitki. Neyse baktılar, sonra da teşekkür ettiler. Şimdi bu Pelargonium'un yani Afrika sardunyasının kökündeki etken madde eterik yağlar, iridoidler vereme karşı bile etkili. İngiliz asıllı John elmas Güney Afrika'da elmas, altın madenleri bulunca zengin olmak için oraya gidiyor. Adam orada zatürreye yakalanıyor. Şimdi orada herkes sırt sırta yan yana yattıkları için çadırlarda otel motel yok o zaman. Adam ölecek, bize bari bulaşmasın, hastalığı değil, çıkartıyorlar şöyle bir atıyorlar bir yere. Afrika'nın Zulu kabilesi de alıyor bunu, diyor ki biz tedavi edelim bunu. İyileştiriyorlar, adam kendine gelince diyor ki ben nasıl iyileştim, ölecektim. İşte şu bitkinin kökü, Afrika sardunyası. Benim altına elmasa gerek ihtiyacım kalmadı diyor. Bu benim için altından elmasından daha kıymetli. Tonlarca toplattırıyor ve İngiltere'ye götürüyor. İngiltere'de verem, veba, hastalıkları tedavi ediyor, iyileştiriyor. Bakıyor ki tabipler odası bu adam bir bitkinin şeyiyle, tentürüyle insanları iyileştiriyor. Diyorlar ki sen şarlatansın. Adama bir ceza yazıyorlar. Doktor Allen İsviçre'yle bakıyor ki gerçekten çok etkili. Hemen patentini alıyor ve üretime geçiyor. O günden 1930 yılına kadar, penisilin bulunana kadar dünyada doğal antibiyotik olarak kullanılmış. Fakat penisilin ortaya çıkınca unutulmuş. Penisilin de alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panikatak, depresyon, ölüm korkusu gibi birçok hastalık tetikledi ortaya çıkınca şimdi bütün Avrupa'da, Amerika'da geri Afrika sardunyasına geri döndüler. Geçenlerde bir beyefendi, 82 yaşında, yaşlı bir Ankara'dan bir beyefendi makineye bağlı, nefes alamıyor, KOAH, oksijen makinesi. Ya ne yapılabilir dedi oğlu. Dedim ki deneyeceğiz. Bu kadar geç kalmış bir vakayı ben ne yapabilirim? Deneyeceğiz. 6 hafta etkisini görürseniz kullanacaksınız. Görmezseniz yapacak bir şey yok. Çok geç kalmış. KOAH. Makineye bağlı bir kişi. Ne yapabilirim dedim. 6 hafta kullandı. Ben aradım. Allah sizden razı olsun. Ne oldu? %80 iyileşti. Artık sürekli takmıyor makineyi. Arada bir takıyor. Yani doğada her türlü rahatsızlığa karşı çözüm var. Yeter ki bilelim, bulalım, arayalım. Güney Afrika sardunyası 50 bin kişi üzerinde Avrupa'da test edilmiş. Milyar dolarlık bununla ilgili yatırım yapmışlar. Biz de güzel bir formül geliştirdik onunla ilgili. Karaciğer yağlanmasına karşı bitkisel bir çözüm var mı? Evet, karaciğer yağlanmasına karşı bu fotoğrafını gördünüz, enginar. Ben enginar deyince vatandaş gidiyor, enginarın bu çiçek tabanı yenen kısmı temizlediğiniz zaman bunu çok güzel yeme olur. Bir tanesi beni aramış, diyor ki hocam ben diyor enginar aldım 200 kilo buzluğa koydum. Bir yıl diyor enginar yiyeceğim. Niye dedim? Niye yiyeceksin? İşte karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen bu çiçek tabanı değil. Gövde yaprağı, alttaki gövde yaprağı. O zehir gibi acıdır. Siyanopikrin denen bir madde içerir. 400 bin defa sulandırsanız acılığını hissedersiniz. Yani bir küfet dolusu suya bir çay kaşığı koysanız acılığını hissedersiniz. O kadar acı. Ha öyle mi? Ne yapacağız şimdi? Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanacaksın. Hapını, damlasını, derecesini. Çayını içemezsin çünkü zehir gibi acı. Ben denedim. Bir ara Almanya'da bunu yetiştirdim, enginarı. O yaprağı, önce hep dikenli zaten.
çayını yaptım, içtim ya, o çok çok acı. Bir iki gün ancak içebildim. Zehir gibi acı, sonra içemedim, bıraktım. Bununla ilgili Almanya'nın Hamburg şehrinde Riesen Hastane, Krankenhaus diye büyük bir hastane var, büyük hastane. 553 hasta üzerine denilmiş. Hastalarda bağırsak kokuşması, karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit gibi değerleri fırlayan insanlar üzerine denilmiş. Etkisi ispat edilmiş, hiçbir yan etkisi yok. Ve kısa sürede de etkisi gözükmüştür. Karaciğer yağlanmasına karşı etkisi ispat edilmiş, birçok klinik araştırması yapılmış. Enginarın gövde yaprağının birleşimindeki etken maddeler çok acı olduğu için bunun çayını yapıp içmek zor iş. Bu nedenle destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. Bazıları kolesterol önemli değil, kolesterol önemli değil diyorlar. Almanya'dayken ben bir vatandaş, bir tanıdığım orada Alman. Ağırlaştı, hastaneye kaldırdılar. Görme zorluğu başladı, adamda böyle bulantı vesaire vesaire. Ne olduğunu anlamadık. Aniden kötüleşti. Hastaneye kaldırdı. Sonra öğrendik ki kolesterolü 1500'e yükselmiş. Yani kanı çok yoğun, ağır olduğu için beslenememiş vücut. Şok. Aniden birdenbire düşmüş, bayılmış. Sonra araştırdılar neden, niçin bu adam bu kadar kötü oldu diye. Çok sucuk, salam, sosis çok yermiş, yumurta çok yermiş. Hayvansal gıdalar çok tükettiği için kolesterolü 1000'den aşağı düşmüyormuş. Bir sefer aşırı 1500'e düşmüş. Düşüp bayılmış. Aylarca hastanede kaldı. Adamı sebze yemeye alıştırdılar. Yavaş yavaş. Evet. Evet, kulak çınlamasının bitkisel tedavisi mümkün mü? Evet, kulak çınlamasına karşı çok güzel bir bitki var. Var mı fotoğrafı? Yok. Ginkgo biloba. Ginkgo. Evet. Bu gördüğünüz sarı yapraklı bitki Japonya, Çin, Kore vesaire ülkelerde yetişen bir ağaç, 50 metre boyunda. Bunun yaprağı iki loblu olduğu için biloba denir. Bunun birleşimindeki etken madde ginkoloidler %0.05, yani binde 5 bile değil, 10.000'de 5. Çok çok az. O nedenle yaprağının çayını içmek bir anlamı yok. Destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. Şimdi bazı uyanıklar alıyor bitkiyi. Hatta geçen hafta gösterdim, buraya getirdim. Adam üretiyor ginkgo hapı, ginseng hapı, panax hapı. İçine kimyon koymuş. Gene bizim Türk firmaları kapsüllerin içine kimyon koymuş. Almanların bir şey, Amerikan firması var. GNC. Bütün ürettiği dört çeşit, dört markası var. Dünyanın bütün ülkelerinde satılıyor GNC. Ne koymuş? Ginkgo'nun içine, ginkgo hapının içinde ginkgo yok. Pirinç var, nişasta koymuş. Ginseng'de ginseng yok, pirinç var. Sarı kantaron kapsülünde sarı kantaron yok, pirinç var. Efendim, cüce palmiyede cüce palmiye yok, pirinç var. Kedotunda kedotu kökü ekstraktı yok, pirinç var. Hepsini pirinç doldurmuş. Hem de dört ayrı marka. GNC Plus. Beni şikayet etsinler, mahkeme versinler diye mahsus söylüyorum. Birkaç programda söyleyeyim, kimse mahkeme vermiyor. Kimse neden böyle söyledi de demiyor. Çünkü raporlar var elimde. Bunlar hakkında New York başsavcısı suç duyurusunda bulunmuş. Dava açılmış. Klinik araştırmalar var. İçinde hiçbir şey içermiyor. Elimde belge var. Kimse beni gidip de şikayet edemez. İsterse etsin. Kazanırız yani. Kendimizden eminiz. Dört ayrı firma. Target diye büyük bir market var. Onlar için ürün üretmişler. Hepsinin içinde nişasta var. Hiçbir şey etken madde yok. Walgreens denen bir büyük market var. Onun için üretmiş. Onun içinde yine nişasta var. Hiçbir etken madde yok. Walmart denen bir market var. Onun içinde üretmiş. İçerisinde etken madde yok. Sıfır. Yani insan sağlığıyla oynuyorlar. Dala vere. Ha, bazı insanlar buna rağmen bunların ürününü kullanıyor. Aa, ben falan ürünü kullandım, iyi geldi bana diyor. Niye öyle diyor? Psikolojik. Adam ona inandığı için. Ona boş kutu da verseniz, kapsül de verseniz, içinde nişasta da olmasa iyi gelir. Adam inanıyorsa, bazı insanlar psikolojik olarak kendini iyi hissediyor. %30 placebo efekt denir.
kişiyi kendini ona inandırmış. Ona şeker verseniz de ilaç diye iyileşir. Veya leblebi verseniz de, içine bir şey doldurup verseniz de iyileşir. Placebo efekt. Yani inandığı için iyileşir insan. Beyin kendini ona göre iyileşmeye doğru yönlendirir, harekete geçirir. İnsanların %30'unda, %35'inde bu otomatik olur. Evet. Peki protein kaçağı nedir? Nasıl önlenir? Protein kaçağı var mı burada bir şey var mı? Yok. Var. Altın başak otu. Altın başak otu idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Böbrekteki taş, kum, iltihaba karşı etkili. Solidago virguare latincesi. Bu böbrek için dünyada en etkili bitki. Altın başak otu. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Etkisi ispatlanmış. Hollanda'dan Yasin isimli bir çocuk 16 yaşında protein kaçağı artı 3 diyor. Yani çok çok. Ya, binin üzerinde oldu mu artı 3. Annesi beni aradı, dedi ki gerçekten doktoru demiş ki Almanya'da protein kaçağı önlenemezse böbrek yetmezliğini tetikler. Böbrek yetmezliği de zamanla böbrek nakline kadar götürür. Siz en iyisi mi şimdiden böbrek aramaya başlayın demiş doktor. Bütün aile panik olmuş. İnternetten araştırmışlar, annesi beni bulmuş. Dedi ki gerçekten protein kaçağı iyileşebilir mi? Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Yani garanti diye bir şey yok. Burada altın başak otu var, huş yaprağı var, ısırgan otu var, ardıç tohumu var. Yani buna karşı etkili birçok bitki var zaten piyasada. Avrupa'da, Amerika'da zaten doktorlar artık şifalı bitkilerden yapılan ürünleri reçeteyle yazıyorlar. Mesela Almanya'da depresyona karşı doktora gidin sarı kantaron yazar. Prostat için zapalmato yani cüce palmiye yazar. Avrupa'da doktorlar reçeteyle yazıyor. Vatandaş gidiyor bitkisel kapsülleri, damlaları, drajeleri eczaneden alıyor. Türkiye gibi değil. Türkiye bu konuda maalesef çok çok geri. İnşallah bir günde Türkiye'de de doktorlar artık bitkisel yazarlar ama zannetmiyorum 20 yıl, 25 yıl geçmeden yazmazlar. Çünkü neden? Onun eğitimini gören doktor yok Türkiye'de. Okullar yeni yeni açılıyor. 20 yıl, 25 yıl sonra Türkiye aynı seviyeye gelir. Bu Yasin'e biz ürünler gönderdik. 6 hafta kullanın bir bakalım ne olacak. 6 hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Annesi bana mektup yazdı. Allah sizden razı olsun diye. Dualtedavi.net'e koyduk. Teşekkür yazısı var. Sorun değil. Önemli olan geç kalmamak. Geç kaldı mı problem? Ne kadar erken müdahale edilirse sorunlar o kadar kolay halledilir. Peki bize alerji ve bunun bitkisel tedavisi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Evet, alerji tetikleyen iki şey var. Bir, midede gastrit, ülser, refliye sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteri. Bu bakteri akıllı bakteri. Kendini mide asidinden korumak için bir köpük üretir, sabun köpüğü gibi. Mide mukozasını deler, altına geçer, köpüğü atar, orada faaliyet gösterir. Önce gastrit yani iltihaba sebep olur, sonra ülser yaraya sebep olur. O da tedavi edilmezse mide kanserine sebep olur. Helicobacter pylori isimli bakteri önce gastrit, sonra ülser, sonra kansere sebep olur. Ama sadece midede değil, 12 parmak bağırsağında, ince bağırsakta da aynı faaliyeti yapar. Her tarafa yayılabilir. Sadece midede değil. Evet, şimdi eğer ki midede bakteri varsa Helicobacter pylori, bunun için tonik. Tonik nedir? Lahana suyu 19 çeşit bitki içerir. Neden lahana suyu değil de 19 çeşit bitki var? Çünkü sadece lahana suyu içerse kişi guatra sebep olabilir. Tiroid bezine iyot akışını engeller. Bu da tiroid bezesinin yeterince hormon salgılayamamasına, bu da guatra sebep olur. Tiroid bezesi şişer, böyle kocaman olur. O nedenle tiroid bezine iyot akışını engellemesini sağlayan bir 19 çeşit bitki karışımından özel bir formül geliştirdik. Bunun bir diğer özelliği ise, yani Helicobacter pylori yok eder bu.
dünyada midede gastrit, ülsere sebep olan Helicobacter pylori'yi yok eden bir etken madde taşır. O da nedir? Metil metilyonu sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit. Bazıları diyor ki lahanayı kaynat, suyunu iç. Kaynattığın zaman amino asit bozuldu. Nasıl etki yapacak? Hiçbir etkisi yok, sıfır. Haşladığın zaman, kaynattığın zaman etkisi yok. Biz bunu özel yöntemlerle üretiyoruz suyunu. Hatta mikserde çeksen biraz hızlı dönse bile ısınırsa etkisi azalır. O kadar hassas bir şey bu. Bir diğer özelliği ise lahanada hiçbir bitkide olmayan iki tane bakteri var. Bir, Lactobacillus bakterisi, iki, Bifido bakterisi. Fermentasyon sırasında özel gelişiyor. Bizim üretmiş olduğumuz bu tonun içerisinde eczanede satılan probiyotik faydalı bakteriler içeren bu haplardan 1000 kat daha fazla probiyotik içerir. Hem de canlı kanlı, hareketli, ölü değil, aktif. Evet. Alerji tetikleyen sebep eğer mideden kaynaklanıyorsa tonik. Hı hı. Ama alerji %80 bağırsaktaki mantar tetikler. Mantar tetikliyorsa aloe vera jel. %80 bağırsaktaki sorunlardan kaynaklanır. Her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri olur. 100 katrilyon. Bunun %95'i faydalıdır. Faydalı bakteriler vitamin üretir. B6, B9, B12, K5 vesaire. Artı faydalı bakteriler laktik asit üretir. Laktik asit bağırsak mukozasını hafif asidik yapar. Böylece zararlı mikropları öldürür bu asit. Eğer ki laktik asit üretimi azalırsa faydalı bakteriler ürettiği, o zaman bağırsaklar böyle pH'i bozulursa buraya mantar yerleşir. Her tarafı mantar kaplar. Artık hastalıklardan kişi kurtulamaz. Yani en önemlisi bu laktik asidi, asit üreten faydalı bakteriler, Lactobacillus ve Bifido bakterileri üretmiş olduğu asit çok önemli. Bağırsaklar böyle sürekli laktik asit ağırlıklı hiçbir mikrobu yaşatmaz normal olarak. Ama insanlar antibiyotik, ağrı kesici, antidepresan vesaire kullanırsa faydalı bakteri yok olur. Faydalı bakteri yok olursa asit azalır. Asit azalırsa mikrop çoğalır. Hı